Münafıklarla ilgili bir kitap yazdım. Şimdi onun ikinci cildi de var. İkinci cildi de var. Bu göstereceğim kitap şu an internete de kondu. İnternetten kardeşlerimiz ücretsiz indirebilirler kitap olarak. 1300 sene içerisinde böyle bir kitap yok. Yani münafıklığı bu kadar detaylı analiz eden, böyle milim milim ruh halini açıklayan ayetlerle, hadislerle çok kapsamlı, detaylı izah eden bir kitap yok. Kitap Münafığın Derin Karanlığı. Maşallah. Çok nefis bir eser zaten. Okuyanlar, inceleyenler göreceklerdir. Şahane bir kitap. Müthiş güzel analizler var. Çok detaylı analizler var. Evet. Okunuşu çok rahat. İkinci cildi de şu an hazırlanıyor, hazırlıyorum. Orada da daha ince detaylar var. Çünkü münafığı yakalamak kolay değil. Münafığı yakalayamadığımız için bu belalar insanların başına geliyor. Münafık yakalansa bu dertler olmaz. Ama şimdi bu kitaptan kardeşlerimiz müthiş istifade edecekler. Bizden sonraki nesiller de çok istifade edecek. O cereyan-ı münafıkhaneye dev bir darbe bu. Esaslı bir darbe. Çünkü münafık alçak ve kahpe bir ruha sahiptir. Zekasını diyor Bediüzzaman şeytandan alır. Şeytani bir zekavete sahiptir. Şeytanla işbirliği yaptığı için. Şeytan ona vahyeder diyor. İlham eder. Ve o da ona göre hareket ettiği için çok azgın bir mahluktur diyor. Münafık. Ama bütün detaylarıyla böyle analiz edip rezil rüsvay edersen münafığı, münafık felç olur. Şimdi ikincisi ne ismi? Köstebek'te Satranç kitabımın ismi. Köstebek'te Satranç isimli kitap. O da bitti aşağı yukarı. Yani çok az bir şey kaldı. Onda daha da derin, daha kapsamlı analizler yapılıyor. Yani münafığın kaçacağı, göçeceği yer kalmadı. Dünyanın her yerinde münafıklar Müslümanlar tarafından böyle kör köstebek yakalandığı gibi yakalanacaklar. Ayet ve hadislerin ışığı içerisinde çok detaylı, kapsamlı anlattım. Bu kitabı kardeşlerimiz şu an internetten ücretsiz indirebilirler ama bence kitap olarak evlerinde mutlaka bulundursunlar. Yani kitabın etkisi çok daha güçlüdür. Kütüphanelerinde bulundursunlar. Kütüphanelere bereket getirir. Ama isteyen de ücretsiz indirir. Yani parası olmayan efendim internette indirsin ama parası olan mutlaka kitap olarak bulundursun. Çünkü misafirin önüne korsan adam interneti açıp bizim siteye girip oradan kitabı indirecek okuyor. Öyle bir şey çok zor. Ama kitap orada hazır duruyorsa hemen açar, hemen okur. 3 sayfa bile okumuş olsa münafıklığa çok ciddi bir önlem alınmış olur. Çok çok etkili olur. Bugün görürseniz kitabınızın arka kapağından kısa bir tanıtım yazısı Evet. okuyabilirim. İnsanoğlunun ilk yaratıldığı günden bu yana münafıklık yapan her insan ahlaksızlıklarıyla ve alçaklıklarıyla tarihe geçmiştir. Firavunlar, Nemrutlar, Karun, Samiri, Hazreti Lut ve Hazreti Nuh'un eşleri gibi tarihteki ünlü münafıklar nasıl kitaplara ya da tarihi kayıtlara geçtiyse günümüz münafıkları da aynı şekilde kitaplara konu olacaklardır. Bu kitabın amacı henüz tövbe etme imkanı varken tüm münafıklara ve münafık ahlakına benzer tavırlar gösteren insanlara münafıklığın tehlikesini anlatıp bu acı sondan kurtulmaları için onları doğru yola çağırmaktır. Küfür ya da münafık her kim Müslümanların aleyhine bir yol ararsa, onlara karşı alçakça oyunlar oynamak isterse Allah o kişilere asla başarı vermeyecektir. Bu Allah'ın kesin ve değişmez bir vaadidir ve Allah vaadinden asla dönmeyendir. Eninde sonunda mutlaka galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarları olan samimi Müslümanlardır. Evet, münafık akıl hastası gibi
gözü dönmüş, yalancı, dolandırıcı, sahtekar ve kahpe mahluktur. Ama zekasını çok ince kullanır. Onun için Müslümanın iyi niyetinden dolayı ve edepli ve adaplı olduğundan dolayı, kendisinin de çirkefliğinden dolayı avantajlı konumda olmuş oluyor bazen. Onun avantajı ilimle, Kur'an'la yıkılır. Kur'an vahyi münafığın en rahatsız olduğu konudur. Onun için Kur'an'la onu analiz ettiğinde ve onun karakterini bildiğinde münafık çöker. Münafığın en korktuğu şey alçaklığının, karaktersizliğinin, ahlaksızlığının bütün detaylarıyla bilindiğini bilmektir. Münafık bu felç eder. Çünkü münafık bilinmediğini zannederek alçaklık yapar. Yani münafığın azmasının, şımarmasının nedeni alçaklığının, karaktersizliğinin bilinmediğini düşünür. Halbuki bütün detaylarıyla analiz edildiğini görürse münafık adeta felç olur. Onun için herkes münafıklığı öğrenirse münafıklar kaçacak delik ararlar. Çünkü biliniyor. Teşhis edilmiş. Şu ana kadar hep bilinmedikleri için çok rahat hareket etmiştir münafıklar. Şeytani zekalarıyla, şeytandan aldıkları vahiyle Müslümanlara ızdırap vermişlerdi. Son olayları gördünüz. Müslümanlar nasıl acı çektiler? İşte münafığın belini kırarsan, ilimle irfanla kırarsan, münafığın yapacağı bir şey kalmaz. Müslümanlar hep çektiği münafıklardandır. Türkiye'de de, Mısır'da da, Suriye'de de, Irak, her yerde. Münafıkların alçaklığında Müslümanlar zor duruma düşmüşlerdir. Onun için bir numaralı mesele olarak, en önemli mesele olarak münafıklığı ön plana alıp, münafıklığı dünya çapında yerle yeksan edeceğiz inşallah. İlimle, irfanla. Ben günlük hayattan ve aslımıza bakan yönlerle münafıklığı anlattım. Çünkü hep münafıklığı anlatanlar Musa dönemi, Resulullah dönemine göre anlatıyorlar. Veya İbrahim dönemi, Lut dönemine göre. Tamam o dönem ama asrımız ne olacak? Asrımızı çok kapsamlı anlattım. Asrımızda nasıl uyguluyor? Mesela münafık o devirde çadırların arkasından sinsice sürünerek geçiyor. Ama şu an internetten yapıyor bunu. Yahut telefonla yapıyor. Aynı işlemi. Müslümanların bir kısmı bu bağlantıyı kuramıyor. Ancak münafık işte çadırların arkasından böyle sinerek giden, efendim başını bezle örten birisi gibi düşünüyorlar. Halbuki asrımızdaki şekli bambaşka. Asrımızdaki halini tarif ettiğim için Kur'an'la insanların kafasına daha berraklaşıp daha netleşti anlatımlarım. Zaten okuyanlar da bunu görecekler. Ben okuyanlar için söylüyorum. Mesela İngilizlerin devleti baktım münafıkları kullanıyor Müslümanlara karşı. Hep münafıklar. Nerede böyle şeytan, iblis karakterli, karaktersiz varsa, cemiyet mikrobu alçak varsa, nerede böyle akılsız, ahmak ama şeytanın vahiyle hareket eden, şeytani zekaya sahip avanaklar varsa, bunların hepsini İngilizlerin devleti görevlendirmiş. Her yerde kum gibi kaynıyorlar. Ama şu an bunların bu pis yönlerini, karanlık yönlerini bütün insanlığa anlatmış olduk. Ve anlatacağız. Bütün insanlar da bunları bakar bakmaz anlayacak hale getirdik. Eskiden anlayamıyorlar, fark edemiyorlar. Şu an çok rahat analiz edebilecekler. Yani geniş çapta anlayacaklar. Tabii %100 anlarlar demiyorum ama geniş çapta anlayacaklar inşallah.